Yunanca'daki ailoros yani kedi ile phail yani sevgili kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan ailurophile kedi aşığı anlamına geliyor. Abraham Lincoln, Florence Nightingale, Papa II. Paul ve Mark Twain kedi severdiler. Öte yandan Napolyon, Caesar, Cengiz Han ve Hitler gibi kedilerden nefret edenlere de ailurophile deniyor. Peki ya siz? Siz hangi gruba dahilsiniz? Avustralya'da Robert Dolvet ile yaşayan DJ isimli kedi, 1 dakika içinde 24 numarayla rekorlar kitabına girdi. Bu numaralar, yuvarlanmadan kaykay üzerindeyken bir barı atlamaya kadar bir dizi oluşturuyordu. En gürültülü mırıldayan kedi rekoru ise 67,8 desibel ile Merlin'e ait. Stubbs isimli bir kedi 20 yıl boyunca Alaska'nın Tolkitna kasabasını yönetti. Iddama isimli alaca kedi, Japonya'nın Wakayama kenti yakınlarındaki Kisii tren istasyonu şefi. Bu işe 16 yaşında ölen Tama'nın yerine 2015'te başladı. Uzaya giden ilk ve tek Astro Cat, Felicity idi. Felicity, 18 Ekim 1963'te Fransız bilim insanları tarafından roketle uzaya fırlatıldı. Felicity, paraşütle yeryüzüne güvenli biçimde döndü. Kediler binlerce yıldır insanların kalbini fetheden bir muammadır. Kediyi eski Mısırlıların evcilleştirdikleri sanılırken, 2004'te Fransız arkeologlar Kıbrıs'ta 9500 yıllık bir kedi mezarı keşfettiler. Mezardan çıkan kemiklerle 9500 yıl önce ev kedileri olduğu netlik kazandı. Bunlar günümüz evcil kedilerinden epeyce büyük kedilerdi. Daha çok Afrika yabani kedilerine benziyorlardı. Yakın Doğu'da bereketli hilal civarında evcilleştirildikleri anlaşıldı. Antik Tarih Ansiklopedisine göre Herodot, M.Ö. 440 yılında eski Mısır döneminde evcil bir kedi öldüğünde aile üyelerinin yas için kaşlarını tıraşladıklarını yazdı. Eski Mısırlıların tapındığı tanrıça Bastet aslında bir kedidir. Kedilere zarar verip öldürenlere ölüm cezasına varana kadar ağır cezalar uygulamışlardı. Kedileri Mısır'dan Avrupa'ya Romalılar getirdi. Bunun sonrası Avrupa'da evcil kedi bakımı hızla arttı. Çin'de bulunan 5300 yıllık kedi kemiklerinin kimyasal analizi, bu eski kedigillerin tahıl depolarında yaşayan kemirgen avcıları olduklarını ortaya koydu. Kedigillerin insanlara yakınlaşması kendi tercihleriydi. Kemirgenleri avlamak için tahıl depolarına gelmişlerdi. Onların avlanmaları da insanların işine gelmişti. Yakınlaşma böyle başlamış olsa da zamanla insan bunu lehine çevirme çabasını arttırdı. İşin içine yapay seçilim kattı. Kendi arzusuna uygun çoğaltma çabasına girişti. Dinler de kedileri imgeleştirmiştir. Nitekim İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in cübbesi üzerinde uyuyan kediyi uyandırmaktansa onu giymemeyi yeğleyecek ölçüde kedi sevdiği söylenir. En sevdiği kedisi de Muezza'dır. Günümüzde de insanlar ile kediler arasında sıkı bağlar gözleniyor. Sadece Avrupa ve Kuzey Amerika'daki evcil kedi sayısının 500 milyondan fazla olduğu düşünülüyor. Öte yandan Asya'da kimi bölgelerde yılda 4 milyon kedi öldürülmekte ve yenmektedir. Tüm kediler çevik ve atiktir.
olağanüstü dengelerine uzun kuyrukları yardımcı olur. Kendi yüksekliklerinin 5 ya da 6 katına kadar atlayabilirler. Kediler harika denge duyguları sayesinde çoğu zaman 4 pençe üzerine düşerler. Aşağı doğru düştüklerini hissedince esnek omurgalarını havada bükerler. Bacaklarını paraşüt gibi açarak aşağı yönelirler. Küçük, kalın kürklü ve hafif kemikli oldukları için düşüşleri onları zorlamaz. Kedilerin 224 kemiği vardır. Kediler deve ve zürafa gibi yürürler. Önce her iki sağ ayak, ardından her iki sol ayak şeklinde adım atarlar. Böylece aynı anda vücutlarının bir yarısını ileri doğru hareket ettirirler. Saatte 48 kilometre hızla koşabilirler. Doğadaki kediler pençeleriyle ya da dışkı, idrar gibi atıklarıyla bulundukları alanı işaretlerler. Böylece yabancı hayvanların kendi alanlarına girmelerine engel olurlar. Dolayısıyla güçlü olan kedigil dışkısını gömmez. Ancak şartlar gereği bir başkasının alanında bulunan ya da daha güçsüz olan kedi türü kokusunun ve dolayısıyla kendisinin fark edilmemesi için dışkısını gömer. Günümüz evcil kedileri de etraflarında kendilerini tehdit edecek daha güçlü avcı olmamasına rağmen içgüdüsel olarak dışkılarını gömmeye meyillidirler. Esasında her evcil kedi için kendi sahibi güçlü ve baskıcı bir avcıdır. Ona karşı kendini zayıf ve tehdit altında hisseder. Bu yüzden normal şartlar altında birçok kedi kumluğuna ya da bahçeye dışkısını gömerek kendini evdeki avcıdan korumaya çalışır. Evcil kediler yabani akrabaları gibi doğal avcı ve de etçildirler. Çünkü ihtiyaçları olan taurinin tümünü etten alırlar. O nedenle dengeli de olsa kedilere vegan diyeti uygulamak son derece zordur. Araştırmalar evcil kedilerin belirli bir bölgede benzer büyüklükteki vahşi avcılardan daha fazla avlandıklarını gösteriyor. Mart 2020'de yapılan bir araştırmaya göre evcil kediler, eşdeğer yırtıcı hayvanlardan 2 ile 10 kat daha fazla yaban hayatı öldürüyorlar. Evcil kediler, 100 dönüm ya da hektar başına 14,2 ile 38,9 yabani hayvan avlıyorlar. Araştırma ayrıca barınma alanlarındaki rahatsız edici habitatlarda yaban hayatına büyük ölçüde zarar verdiklerini ortaya koydu. Bir kedinin yüzündeki bıyıkları dışında gözleri üzerinde, çenede ve ön pençelerinin arkasında da daha az belirgin olan bıyıkları vardır. Bunlar karpal bıyıklardır. Yüz bıyıkları hareket halindeyken mesafeyi değerlendirmeye yardımcıdır. Ayrıca hareketlerini daha fazla koordine etmek için hava akışını izlerler. Kedilerin burnunda catnip yani kedi cimciği reseptörleri var. Bu reseptörler başta neptalakton olmak üzere birkaç kimyasal bileşiği algılar. Bu da kedicik otu ile ilişkilendirilen tuhaf davranışları tetikler. Ancak bilim insanları kedilerin neden neredeyse yarısı aromatik bitkiler için çıldırırken diğer yarısının etkilenmediğini henüz çözemediler. Yine de bu kedi nanesi duyarlılığının kalıtsal olduğunu biliyorlar. Ebeveynlerinde kedi nanesi duyarlılığı olan bir yavru kedinin büyüyünce aromatik bitkiye can atması şansı yarı yarıya veya 4/3 olur. Diğer birçok hayvan gibi kediler de seslere, kokulara ve atmosfer basıncındaki değişikliklere insanlardan daha duyarlıdırlar. Yüksek duyuları sahiplerinden önce fırtına ipuçlarını yakalamalarını sağlar. Kedinin iç kulakları atmosfer basıncındaki ani düşüşü algılar ve kedi bunu fırtınayla ilişkilendirir.
Uzakta fırtına zaten şiddetleniyorsa da gök gürültüsünün sesini de hafifçe algılayabilir. Aynı şekilde yaklaşan yağmurun ve yıldırımın neden olduğu keskin metalik ozon gazı kokusunu da alabilirler. 1960'larda Moskova'daki Hollanda Büyükelçisi olan Henry Help, iki siyam kedisinin sırtlarını kamburlaştırmalarını dikkate aldı. Kediler duvarlardan birini pençeliyorlardı da. Bunun üzerine Help, tahtanın arkasına gizlenmiş 30 küçük mikrofon buldu. Help ve ekibi, casusları yakalatmak yerine gözetlemeden yararlanmayı yeğlediler. Mikrofonlara yakın noktada, ev onarımları ya da gümrükte sıkışan paketlerinden yakındılar. Böylece onları dinleyenler bu şikayetleri çözmeye çalıştılar. Kedilerin sık sık kendilerini temizlemeleri birkaç amaca hizmet eder. Öncelikle diğer yırtıcılardan kaçınabilmek için kokularını yumuşatmalarına yardımcı olur. İkincisi, onları soğutarak kan akışını teşvik eder. Doğal yağlarının tüyler etrafına eşit dağıtılarak sıcak ve kuru kalmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda tımarlanmak iki kedi arasında şefkat göstergesidir. Bir de tükürüğün yaralar için doğal bir antibiyotik görevi gören enzimler içerdiği düşünülüyor. Yalnız hayvanlar olan kediler, güvenli bir saklanma yeri olarak gördükleri kutuları çok severler. Kutuda uyumak onların vücut ısılarını korumaya da yardımcı olur. Küçük bir kutuya kıvrılan kedi, açıkta da olsa soğuk zeminden kaçınmaktadır. Kediler için 14 derece oda sıcaklığı mutluluk vericidir. Araştırmacılar, barınak kedilerine sığınmaları için kutu verildiğinde, barınağa kutu verilmeyenlere göre daha hızlı uyum sağlayıp daha az stresli olduklarını keşfettiler. Kedi görüşünün insanınkinden farklı oluşunun temel nedeni retinadaki farklılıktır. Kedilerde insanların tersine retinadaki çubuk reseptörleri fazla, koni reseptörleri azdır. Bu da kedilere geceleri iyi görüş olanağı sağlarken gündüz cisim renklerini algılamada beceriksizlik yaşatır. Üç temel renk olan kırmızı, yeşil ve maviyi algılayabilirler. Ancak kırmızılar, pembe ve mor onların kafalarının karışmasına neden olabilmektedir. Kırmızı ve pembeleri daha yeşilimsi, moru da mavinin bir tonu olarak algılayabiliyorlar. Gündüz yaklaşık 6 metre gibi yakınlıktan net görebiliyorlar. Ancak retinalarının arkasındaki tapetum yapısı sayesinde karanlıkta görüş güçleri artar. Bilim insanları kedilerle yakınlık kurmanın en iyi yolunun gözleri kısmak olduğunu keşfettiler. Portsmouth ile Sussex üniversitelerinin çalışmalarında araştırmacılar tekniği yavaş göz kırpma olarak adlandırdılar. Bu kedi gülüşünü taklit tekniği insan ile kedi arasında bir bağ oluşturmaya yardımcı oluyor. Bu çalışmaya göre kediler hiç etkileşime girmedikleri zamanlara kıyasla sahipleri kendilerine göz kırpınca sahiplerine göz kırpma tepkisini daha çok uyguluyor. Kedi sahiplerinin şüphelendiği bu bilgi araştırma sayesinde kanıtlanmış oldu. Bir anket verilerine göre her 10 ev kedisinden en az biri ayrılık kaygısı yaşıyor. Yaşanan bu kaygıda ses çıkarma, uygunsuz yerlere idrar yapma, saldırganlık, ajitasyon kaygı, uygunsuz dışkılama gibi davranışlara sebep oluyor. Eylül 2019'da bilim insanları, kedilerin de köpekler gibi güvenli bağlanma özellikleri sergilediklerini duyurdular. Buna göre bir bakıcının varlığı, güvenlik ve sakinliğe işaret eden davranışlara yol açıyor. Kediler, memnun olduklarında, hastalandıklarında, stresliyken, incindiklerinde ya da doğum yaparken mırıldanırlar. Ancak
neden miyavladıkları bilinmiyor. Uzmanlar miyavlamayla iç kedilerini kanalize ettiklerini düşünüyorlar. Bilim insanları 25 ile 150 Hz arası mırıldanmanın kemik yoğunluğunu artırıp iyileşmeyi teşvik edebileceğini düşünüyorlar. Uyurken ve dinlenirken enerji tasarrufu yapmaya adapte olan kedilerde mırıldanma, az enerji ile kas ve kemikleri uyaran düşük enerjili bir mekanizma olabilir. Günde 18 saat uyuyabilen kediler, yaşamlarının yaklaşık 3'te 2'sini uykuda geçirirler. Taksonomik açıdan yanlış olmakla birlikte halk arasında cins sıfatı kullanılır. Oysa tüm evcil kediler aynı cins ve aynı türdür. Felis cinsi içinde Felis catus türü. Ancak cins kullanımı, insanlar tarafından yapay seçilimle özellikleri değiştirilen, safkanlaştırılan varyasyonlar için geçerli sayılıyor. Akraba evlilikleri insanlar için olduğu kadar evcil hayvanlar için de kötüdür. Doğadaki birçok hayvanda bu durumu engellemek için çeşitli davranışlarla güdüler evrimleşmiştir. Yapay seçilim uygulanmış kedilerde birçok hastalık kalıtsallaşır ve sabitlenir. Irk oluşturma işlemi sırasında arzulanan özelliklerin sabitlenmesi için sık sık yakın akraba çiftleştirmeleri gerçekleştirilir. Süreç sonunda ortak özelliği sakatlık ve hastalık olan ırklar elde edilir. Bu tür uygulamaların zalimlik olduğunu kanıtlayan yeterince bilimsel veri bulunmaktadır. Bir evcil hayvanın herhangi bir özelliği onun insan desteği olmadan yaşamasını engelleyip yaşam kalitesini düşürüyorsa, insanlara şirin gözükse bile o hayvan için sakatlık ya da anomalidir. En belirgin anomaliler ise kedilerde basık yüz yani brachycephali, uzun kıllılık ya da Sphinx ırkındaki gibi kürksüzlük olarak örneklendirilebilir. Van kedilerinin gözlerinden birinin mavi, diğerinin yeşil olması da tamamlanmamış heterokromiden başka bir şey değildir. İngiliz Veterinerler Birliği, İngiliz Küçük Hayvan Veterinerleri Birliği, Alman Veterinerler Odası, Uluslararası Kedi Bakımı Derneği, bu nitelikteki hayvanların çoğaltılmaması gerektiğini vurgulayan deklarasyonlar yayınlamışlardır. Hashtag #HealedOverlooks, hashtag #NotNormal gibi kampanyalar yapmışlardır. Kediler 1871'den beri insan eğlencesi için gösterilerin de objesi olmuşlardır. Dünyanın ilk büyük kedi gösterisi Temmuz 1871'de Londra'daki Crystal Palace'da düzenlenmiş. Yüzlerce kedinin kullanıldığı gösteriyi yaklaşık 200 bin kişi izlemiş. YouTube'da revaçta olmadan çok önce de filme ilk alınışı 1894'te mucit Thomas Edison tarafından gerçekleştirildi. Kedilerin sınandığı mesleklerden biri de postacılık olmuş. 1870'lerde Belçika'nın Liège şehrinde 37 kediye postacılık eğitimi verilmeye çalışılmış. Ama gönderiler ya yerine ulaşmamış ya da zamanında teslim edilememiş. Belki de eğitim üzerinde daha fazla çalışılması gerekiyordu. Biraz da kediler açısından güzel bir sonuca odaklanalım. Jake Perry'nin baktığı ilk kedisi Büyük Baba Rex 34 yaşında öldü. Ondan sonra baktığı Krampüf de 3 Ağustos 1967'den 6 Ağustos 2005'e kadar 38 yıl 3 gün yaşadı. Kedilere bakımın sırrını Jake Perry'den öğrenmeli.